Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber TYT coğrafya deneme sorularına bakacağız. Hazırsanız ilk sorumuzla hemen başlayalım. 6. sorumuz. Aşağıda X merkezinin koordinatları verilmiştir. Bu merkezle ilgili bilgilerden hangisine kesin olarak ulaşılabilir? 1. Kuzey yarımkürede yer alır. X merkezine baktığımız zaman 35 derecenin verildiğini görüyoruz. Kuzey enlemi de olabilir, güney enlemi de olabilir. Bunu bilemeyiz. Güneş ışınları 90 derecelik açılarla düşmez. X 35. enlemde güneş ışınları 90 derecelik açılarla düşmez arkadaşlar. Hatırlarsanız güneş ışınları dünya üzerinde sadece yengeç dönercesine 21 Haziran'da bir kez dik gelir. Ekvator üzerine hem 21 Mart hem 23 Eylül'de iki kez dik gelir. Oğlak dönercesine 21 Aralık bir kez dik gelir. Bunun dışında hiçbir zaman dik açıyla düşmez. Yerel saati başlangıç meridyenine göre geridir. Yine baktığımızda koordinata 56 derece batı boylamında da olabilir bu nokta. Doğu boylamında da olabilir. Buna ulaşamayız. 4. Bulutlu gün sayısı fazladır. Koordinat sistemine bakılarak bulutlu gün sayısını bilemeyiz. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacak. Yukarıdakilerden hangisi atmosferin olmaması durumunda gerçekleşecek olaylardan biri değildir? İklim olayları meydana gelmesi. Eğer atmosfer olmasaydı iklim olayları meydana gelmezdi. Özellikle troposfer katmanında su buharı olduğu için iklim olayları gerçekleşir. Güneşten gelen zararlı ışınlar yeryüzüne ulaşırdı. Uzaydan gelen gök taşlarının tamamı yeryüzüne ulaşırdı. Dünya aşırı ısınıp aşırı soğurdu. Orojenez ve projenezin atmosferle bir ilgisi yoktur. Bu durum iç kuvvetlerle ilgili bir olaydır. Orojenez dağ oluşumu, projenez ise kıta oluşumu demektir. Yerin iç yapısıyla atmosferin bir ilgisi yoktur. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacak. Arazinin yüksek dağlık ve engebeli olması, tarım alanlarını ve ulaşım olanaklarını sınırlandırdığından yerleşim alanlarını da sınırlandırmıştır. Haritada verilen numaralı alanların hangisinde bu durumun daha belirgin olarak yaşandığı söylenebilir? Dilerseniz haritayı birlikte inceleyelim. 1 numaralı bölge ekvator üzerinde yer alan Amazon havzasıdır. Burası sıcak ve nemin fazla olduğu, bitki örtüsünün gür olduğu bir bölgedir. Bu yüzden yerleşim sınırlıdır. 2 numaralı yer Sahra Çölü. 5 numaralı yer Victoria Çölü'dür. Bu iki bölge çöl olmasından dolayı yerleşim sınırlandırılmıştır. 3 numaralı alan Tundra iklim bölgesidir. Soğuk olduğu için yerleşme sınırlanmıştır. 4 numaralı bölge Himalayalar, dağlık engebeli bir bölgedir. Bu nedenle hem tarım alanları hem ulaşım hem de yerleşme bu bölgede sınırlanmıştır. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacak. Kent nüfus oranı %93 olan bir ülke ile ilgili aşağıdaki yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? Eğer bir ülkede kent nüfus oranı %93 ise o ülke gelişmiş bir ülkedir. Bunu dikkate alarak şıkları birlikte inceleyelim. Gelişmiş ülkelerde okur yazar oranı yüksektir. Kişi başına düşen milli gelir fazladır. Doğum oranı düşüktür. Yaşlı nüfus oranı da fazladır. Tarım sektöründe çalışanların oranı yüksek değil, düşüktür. Gelişmiş ülkelerde insanlar daha çok sanayi ve hizmet sektöründe çalışırlar. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. Türkiye'nin bitki varlığıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A. İç kesimlerde ormanlar geniş alan kaplar. İç kesimlerde karasal iklim hakimdir. Ormanlar değil, bozkırlar geniş yer kaplar. B. Bitki türü sayısı çok azdır. İklim çeşitliliği fazla olduğu için bitki örtüsü çeşitliliği de fazladır. C. Çalı türüne rastlanmaz. Çalı kısa boylu bodur ağaçlardır. Özellikle Ege, Marmara, Akdeniz kıyılarında çalı formasyonunu görürüz.
D. Geniş yapraklı ormanlar kışın yapraklarını dökmez. Hayır arkadaşlar, kışın yapraklarını ormanlar döker. E. Yalancı makilere Karadeniz kıyılarında rastlanır. Evet, yalancı makilere biz pisodomaki diyoruz. Ormanların tahrip edilmesi sonucunda Karadeniz kıyılarında oluşan bitki çeşitliliğidir. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacak.